24 saat kesintisiz, soluksuz haberin Türkiye'deki tek adresi. TGRT Haber'e hoş geldiniz. Dünyada bugün kuşağında, haftanın bu ilk gününde bendeniz Tuna Özkunç sizlerle birlikteyim. Beraberce dünya gündemine şöyle bir göz atacağız. Son 28 saat, 28 dakika. Neyi kastediyorum? 120 saatlik bir, hani o Ankara'da ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmada varılan o saat var ya, 120 saat. Teröristlerin güvenli bölgeden çekilmeleri için verilen süre. O süre için 28 saat, artık 27 dakikaya doğru geldik. Süre kaldı. Çok az zaman kaldı. Şimdi bu kadar kısıtlı bir zamanda Suriye sahasında neler oldu? Onu anlatacağım size teker teker. Kim çekildi? Kimler nereye gitti? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki pozisyonu nedir? Dış diplomaside neler oluyor operasyona dair? Farklı açıklamalar geldi mi? Geldiyse kim ne söyledi? Hepsini şimdi biraz sonra teferruatlarıyla ben size anlatacağım. Barış Pınarı Harekatı 9 Ekim'de başlamıştı. Harekat planlandığı gibi ilerledi. Çok kısa sürede Türkiye Resuvayn gibi, Talebiyat gibi birçok önemli yerleşkeleri ele geçirdi. Ancak bundan sonra Amerika devreye girdi ve Türkiye ile bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmede bir mutabakata varıldı. Türkiye güvenli bölgeyi oluşturulacak, 32 metre derinliğe kadar oluşturacak. Daha sonra da 440 kilometrede bir genişliği olacak ve terör unsurları da buralardan çekilecek. ABD bunu taahhüt etmişti. Peki o edilen taahhüt sahaya nasıl yansıdı? Aslında bugüne kadar, yani şu saate kadar çok da belirgin bir çekilme söz konusu değildi. Terör örgütü YPG, PKK'dan gelen. Sürekli bir eklektik durum vardı. Hatta zaman zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nokta operasyonları da devam ediyordu. Bugünden itibaren çekilme hızlandı. Şimdi ilk görüntüleri ekranlara getireceğim. Terör örgütü YPG, PKK Resulayn'dan ambulanslarla çekildi. Ambulansların içindeydiler. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada gözetimi altındaydılar. Yani bu çekilme sürecini daha doğrusu TSK yakından izliyordu. Ambulanslara bindiler ve bindikleri ambulanslarla da Resulayn'ı terk ettiler. Ambulansların camlarını kapadılar içerisi görünmesin diye. Ve bu camlarını kapadıkları ambulanslarla da Resulayn kentini terk ettiler. Şu anda kırsal alanda da yine terör unsurlarının bulundukları bölgeleri terk ettiğine dair haberler gelmeye devam ediyor. Evet, artık son 28 saat, 25-26 dakika, yani süre azaldı. Süre azaldığı için Türkiye uyarılarını yaptı. Bir dakika bile geçse anlamam. Operasyon başlar dedi Türkiye. O yüzden şimdi çekilme hızlandı. Tabii Amerika da devreye girdi, baskı yapıyor sahada. Ve bu hızlanmanın, bu çekilmenin bir an önce hızlı bir şekilde tamamlanmasını istiyor. O açıdan da işte geri çekilmelere dair, bölgeleri terk etmeye dair gelen ilk görüntüler, net somut görüntüler, en sağlıklı görüntüler de bunlardı. Benzeri dün de yaşandı. Yine ambulanslarla dün de terör unsurları bulundukları yerleşkeleri terk ettiler. Yani güvenli bölgeyi boşaltma eylemleri şu anda fazla hızlandı. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi terör örgütü gidiyor, güvenli bölgeden çekiliyor, o bölgeleri terk ediyor. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri de o noktaları kontrol altına almış durumda. Bir de Amerikan askerleri de çekiliyor. Amerikan askerleri Irak hinterlandında, yani Suriye'nin daha doğrusu kuzeydoğusundaki hinterlandtaki askeri birliklerini bugün daha da süratli bir şekilde çekti. Reuters'ın bildirdiğine göre ve daha birçok haber ajansının geçtiği haberlere göre artık Amerikan askerleri büyük ölçüde Irak'talar. Şu anda da görüyorsunuz helikopterlerle çekilme anı izleniyor. Amerikan askerlerini taşıyan zırhlı birlikler bulundukları bölgeyi terk ediyorlar. Irak'a doğru hareket ediyorlar. Zırhlı araçlar, ZPT'ler ve Amerikan helikopterleri de bu çekilmeyi an be an bu görüntülerde de izlediğiniz gibi takip ediyor. Bu da geceye dair bir intikal. Yani Amerikan askerleri bulundukları bölgeyi terk ediyorlar ve Irak'a doğru intikal ediyorlar.
Bu da Amerika'nın, Amerikan cephesindeki durumdur. Önemli bir detay aktaracağım şimdi sizlere. Amerikan askerleri çekildiği sırada, özellikle Kamışlı'dan gelen görüntülerden bahsedeceğim. PKK-YPG yandaşları yahut militanları birdenbire Amerikan askerlerine saldırdılar. Bazıları taş attılar, bazıları patates fırlattılar. Amerikan askerlerini protesto ettiler. Kamışlı'da başladı bu protestolar. Yine belli başlı Suriye'nin belli bölgelerindeki çekilmeler esnasında da benzer görüntüler görüldü. YPG, PKK yandaşları Amerikan askerlerini protesto ettiler ve ellerindeki patatesleri ve taşları fırlattılar. Aynı görüntü Irak'ta da yaşanıyor. Bunu da belirteyim. Gelen sosyal medyadaki bazı görüntülerde Irak'a intikal eden Amerikan askerlerine oradaki PKK-YPG yandaşlarının zaman zaman taş attıkları görülüyor. Ve orada işte bize ihanet ettiniz, bizi yarı yolda bıraktınız, lanetimiz üzerinizde olacak gibi sloganlar attılar Amerikan askerlerine. Ne tuhaf değil mi? Çok değil, çok değil. 15 gün önce YPG-PKK'lı sözde yöneticiler, terör örgütünün sözde yöneticileriyle Amerikan askerleri beraber poz veriyorlardı. Bütün dünyaya bunu ilan ediyorlardı. Amerika'nın üst düzey generalleri Münbiç'te terör örgütü kamplarına gidiyordu. O kamplarda toplantılar yapıyordu ve bunu bütün dünyaya servis ediyordu. Türkiye'nin gözünün içine baka baka. Aynı Amerika daha 15 gün öncesine kadar YPG bizim Suriye sahasında sözde DAEŞ'la mücadelede en büyük müttefikimizdir. Hatta tek müttefikimizdir diyordu. Bu ABD söylüyordu bunları. İşte o Amerika'ya 15 gün sonra böyle bir tepki müttefikim dediklerinden geldi. Yani terör örgütü yandaşlarından geldi. Nereden, nereye? Çok kısa bir sürede buradaydı. Çok kısa bir süre sonra bir anda burada bu öykü bitmiş oldu. Artık buna büyük aşkın sonu mu dersiniz, başka bir şey mi dersiniz onu bilemem ama ortadaki gerçeklik işte bu. Bu protestolarla Amerikan askerleri bulundukları bölgeleri terk ettiler. Fakat şimdi oraya da geleceğim biraz sonra. Amerika bir formül buldu YPG terör örgütü için. O formülün ne olduğunu biraz sonra anlatacağım ama sırayla gidiyoruz. Şimdi devam edelim. Bakın bir şey oldu bugün. Bir dakika burada duralım. Stratfor bir think tank kuruluşu aslında ama aynı zamanda bir sosyal medya platformu da var. Oradan bir takım haberler de servis ediyorlar. Analiz haberler özellikle. Stratfor öyle ilginç bir yayın yaptı ki bugün. Stratfor önce bir tanımlayayım. Stratfor CIA'in paravanı olarak tanımlanıyor. Yani Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı. CIA'in bir paravanı olarak değerlendirilir ve CIA tarafından finanse edildiğine dair hep çok ciddi iddialar, açıklamalar vardı. Şimdi Stratfor'un bir paylaşımını ekranlarınıza getirmiştim yaklaşık 10 dakika önce sizlerden ayrılmadan önce. Ve Stratfor'un bir CIA paravanı olduğunu, CIA tarafından finanse edilen bir think tank olduğunu, düşünce kuruluşu olduğunu söylemiştim. Ve Stratfor şu anda İngilizcesini gördüğünüz, Türkçesi araç kaynaklı bir siber saldırıya hazır mısınız? Araç kaynaklı bir siber saldırıya hazır mısınız? Yani şunu diyor aslında o çalışmanın, o analizin detaylarında okuyanlar biliyorlar. Araçlara yönelik de bir takım siber saldırılar olabiliyor. Örneğin araçların dijital hafızaları, beyinleri var. Teknolojik olarak üst düzey arabalara bir takım siber saldırılar düzenlenebiliyor. Buna hazır mı dünya ya da ülkeler falan filan gibi detayında onlar var. İşte o bu analizinde ortaya koyduğu fotoğraf çok ilginç. Bu çalışmada kullandığı fotoğraf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam arabası bu. Makam aracı. Cumhurbaşkanı'nın makam aracını kullanarak, fotoğrafını kullanarak bu çalışmayı yapıyor Stratfor. Ve Stratfor'un bu yayına yönelik bir takım yorumlar geldi. Ne demek istiyor acaba? Hani suikasti mi ima ediyor? Bir suikast mi yapılacağını ima ediyor? Tehdit mi ediyor? Acaba CIA, Stratfor üzerinden bir gözdağı mı veriyor? Gibi. Çok sayıda soruların haklı şekilde
sorulmasına neden oldu. Ve yine Stratfor bu algı oluşturma konusundaki ustalığıyla bilinen bir think tank ve yine işte kendi sayfasında böyle şimdi hani subliminal de demeyeceğim ama açık mesajlar veren böylesi bir paylaşımda bulunuyor. Peki hemen bir önemli bir başka gündeme götüreceğim şimdi sizi. Şili'de gösteriler devam ediyor. Hayat pahalı, zamlar. İnsanlar 4 gündür sokaktalar. 4. gününde gösterilerin. Ve artık ordu da işin içine girdi. Fakat bu da yetmiyor. Bir süpermarkete yağmaladı göstericiler. Süpermarketi yağmaladı ve yağmaladıkları o süpermarkette yangın çıktı. Şu anda bu süpermarkette 5 kişi öldü. Toplamda gösterilerde şu ana kadar Şili'de 8 kişi hayatını kaybetti. Efendim anlatacağımız çok şeyler vardı ama malumunuz zaman yetmiyor. Çünkü dünya kocaman bir yer, kocaman bir evren. Ne kadar sıkıştırabilirsek kârdır diyoruz. Ama yarın aynı saatte 17.30'da burada olacağım karşınızda. Dünyada bugün kuşağında görüşmek üzere. Mehmet Aydın'la devam ediyor. TGRT'de Haber Maratonu doğru adrestesiniz. Hoşçakalın.